2023 LGS yolculuğumuz devam ediyor. Sözel bölümde Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. 7'den 8'e kampımızda artık 8. sınıfız ve LGS'de süper taktiklerle... Taktik vaktik yok. Bam, hayır Tomuç'um, taktik var tabii ki. Süper taktiklerle LGS Türkçe'de mükemmel başarılara ulaşacağız. Bugün seninle birlikte LGS Türkçe'nin en fazla soru gelen konusunu, yani paragraf konusunu çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. 7'den 8'e kampımızda LGS Türkçe'de bak. Hemen şöyle göstermek istiyorum hatta sözel bölümü. 2022 LGS'de bak paragraf. Paragraf, paragraf, paragraf. Devam ediyorum. Paragraf, paragraf. Gerçi metin türleri ama yine paragraf gibi. Bu da yine bir paragraf sayılır sözel mantık sorusu da olsa. Paragraf, paragraf. Bak bunların her biri esasında uzun uzun metinler gördüğün gibi. Bunların her biri esasında bizim gelecek sene gireceğimiz LGS'de önemli konular. En az 10 soruyu biz paragraf olarak bekliyoruz. Dolayısıyla bugün de 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta gördüğümüz ve 8. sınıfta da göreceğimiz ve LGS'de karşımıza gelecek olan süper bir konuyu, paragraf konusunu çok güzel tekrar edeceğiz. Türkiye'de çok zor sorular mı? Hayır hocam, sorular zor çıkmıyor. Bak sorular burada. Dikkatli bir şekilde çalıştığımızda zaten cevaplar önümüzde olan, seçenekler önümüzde olan sorular geliyor. Zaten sen de süper sorular çözerek, 7'den 8 hazırlık kampımızdaki süper soruları çözerek biliyorsun 1 GB internet hediyemiz de var. Evet, harika bir hediyemiz. Burada 7'den 8 hazırlık setinin içerisinde 7'den 8 hazırlık programımız vardı. Yeni nesil matematik kitabımız da vardı. 7'den 8 hazırlık kitabında hemen ödevimize bakalım. Neymiş hemen bakalım. 7'den 8'de Türkçe'de paragraf testleri test 1 ve 5'i çözmemiz gerekiyor. Hemen açıyorum paragraf kısmını. Burada paragrafta anlam. Heh. Burada şöyle geldim bak. Paragraf bilgisi test 1, test 2, test 3, test 4 ve test 5'i güzel güzel çözüyoruz. Burada takıldığım sorular olursa mutlaka ama mutlaka bizler karekodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan da dinlemeliyiz. Ve böylece 1 GB hediyenimizi de kazanmış oluyoruz. Çünkü telefonumuza aktif ediyoruz bu kitapları. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. LGS 2023 yolculuğumuzda en önemli Türkçe konusu olan paragraf konusunu harika bir şekilde tekrar edelim ve güzel bir şekilde öğrenelim. Bu arada Tonguç'um, ben Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorum ve mükemmel bir şekilde paragrafların hepsini bu yaz halletmek istiyorum diyor musun? Evet hocam, istiyorum. O zaman bak sana bir tavsiyem daha var. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza söylüyorum. Bizim Paragrafons ve günde 15 paragraf isimli kitaplarımız da var. Bunlar da esasında biz gelecek sene zaten size bu kitaplardan çok güzel ödevler vereceğiz. Bu hızlanmayı sağlıyor, bu odaklanmayı sağlıyor. Bu her gün 15 paragraf soru çözerek LGS Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmamanı sağlıyor. Bu kitaplardan da mutlaka faydalanmalısın. Bunlar da efsanevi kitaplarımız. Bunlar sadece paragrafa özel kitaplar. Günde 15 paragraf, Paragrafons ve Paragrafon. Aynı zamanda paragrafta son nokta diye biraz daha zorlayıcı kitabımız var. Onu da zaten sene içinde sana vereceğiz. Dolayısıyla paragraf önemli bir konu. Şimdi 7'den 8 hazırlık kitabımızdan çözeceğiz. LGS'de çıkmış soruları da çözeceğiz. LGS'de çıkmış sorular da önemli. Örnek sorular da önemli. Ve LGS'de paragraf konusunu bertaraf edeceğiz. Süper bir şekilde bitirmiş olacağız. Hadi bakalım videomuza başlayalım Tonguç'um. Şimdi gel başlayalım. Öncelikle parça, anlam, anlatım, yapıda ilk başta başlayacağımız konu tabii ki nedir? Ana düşünce. Ana düşünce nedir Tonguç evladım benim? Düşüncelerin annesidir. Harikasın. Düşüncelerin annesidir. Düşüncelerin anasıdır. Şimdi neden düşüncenin anası? Çünkü bir parçanın içerisinde bir tane düşünce var, bir yardımcı düşünce. Bir düşünce daha var, o da yardımcı düşünce. Bir tane daha düşünce var, o da yardımcı düşünce. Bir tane daha var, o da yardımcı düşünce. Bunların hepsi bir şekilde ana düşünceyi destekliyor. Hani annenin yavruları gibi düşün. Bu şekilde bir anne var, bir de yavrular var. Yardımcı düşünce bir parçanın ana düşüncesi olamaz. Onlar bir parçayı destekleyen konular. Mesela biz bugün parçada anlam, anlatım, yapı konusunu işliyoruz. Her bir işleyeceğimiz bölüm, şunların her biri birer yardımcı düşünce ama bütünü, yani parçada anlam konusu bizim ana düşüncemiz oluyor. İşte bizler dolayısıyla bir yardımcı düşünceyi bulma sorusunu iyi bilmemiz lazım. Ana düşünceyi çözme sorusunu iyi bilmemiz lazım. Bunun haricinde parça, konu, başlık, anahtar kelimeler var. Hatta buralara yanına virgül koyalım. Parça, konu, virgül, başlık, virgül, anahtar kelime diyelim. Bu çok kolay. En fazla geçen kelimeler genellikle bize parçadaki başlığı, anahtar kelimeyi ve dolayısıyla da konuyu buldurabiliyor. Parçada, yapıda bu sözcüğüne dikkat edeceğiz Tonguç evladım benim. Çünkü bu tarz sorularda giriş cümlelerini bulmaya çalışacağız. Giriş cümlelerinde bu ifadesi olmayacak, ona dikkat edeceğiz. Hikayenin unsurları zaten kolay bir konu, ona da bakacağız. Parça, anlatımda açıklama, öyküleme, betimleme, tartışma ve örneklendirme var hocam. Çalışıp gelmişsin, çok güzel söyledin. Tartışma var, örneklendirme, bunların hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz Tonguç evladım benim. Şimdi öncelikle ana düşünceyle başlayalım. Ana düşünce az önce söylediğin gibi düşüncelerin annesi. Yazarın asıl anlatmak istediğidir. Yani esas vurgulamak istediği. Burada şuna dikkat edeceğiz Tonguç evladım benim. Sen bir metni okuduğun zaman mesela şöyle bir metin başladı. Diyor ki la 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 la. Bir şeyler anlatıyor böyle. Anlatır anlatır anlatır. Esas söylemek istediğini genellikle sonlara bırakıyor yazarlar. Sonra bir şeyler anlatıyor, sonra diyor ki ama diyor veyahut da oysa diyor ve esas ana düşünceyi verebiliyor. Dolayısıyla biz bu tür sorularda, yani Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Esas vurgulanmak istenen nedir? Bu parçanın ana düşüncesi nedir? Gibi sorularda metnin tabii ki tüm cümlelerine dikkat edeceğiz. Ama genellikle son cümleler çok önemli Tonguç'um. Ne yapıyorlar biliyor musun? Böyle anlatıyor la 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 bir şeylerden bahsediyor, sonra ama diyor veyahut da oysa ifadesini kullanıyor ya da fakat diyor. Yani ben bir şeyler anlattım fakat esas dikkat etmeniz gereken şey budur diyor. Mesela ben hani az önce işte soru çözmeliyiz, konuyu dikkatli dinlemeliyiz ama en önemlisi kitap okumaktır diyerekten bir vurgu yaptım ya, kitap okumak çok önemlidir dedim. İşte yazarlar da bir metin anlatıp sonlara doğru ama oysalarla bir şekilde ana düşünceyi verebiliyor. Dolayısıyla biz mesela Tonguç'um bir filmin son 15 dakikasını izlemeden çıksan ne olur? Filmi anlayamam, sonunu göremem hocam. Aynen, çok güzel söyledin. Filmi anlayamazsın. Yani ne oldu acaba? Ne bitti? Merak edersin filmin sonu ne oldu. İşte biz de bir metnin son cümlelerine bakmadan, son cümlelerini çok dikkatli okumadan bitirirsek esas vurgulamak istediğini kaçırabiliriz. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada şu da çok önemli. Bazen de metnin ilk cümlesi bize ana düşünce verebiliyor. Yani ilk cümle böyle nesnelse, böyle girişinde böyle işte yazarlar özgün olmalıdır. Yazarlar işte şöyle yapmalıdır. Veyahut da nesnel bir cümle söyleyelim. Mesela Ankara Türkiye'nin başkentidir dedi. Ve ondan sonra bununla alakalı bilgiler verdi. İşte buna benzer ilk cümlede böyle nesnellik varsa genelde ana fikir ilk cümlede olabiliyor. Fakat az önce söylediğimiz gibi ama virgül oysa başka ne diyebiliriz? Kısaca, işte özetle, başka ne diyebiliriz? İşte sonuç olarak ve benzeri ifadelerinden sonra metnin ana fikri verilebilir. Buna dikkat edelim. Özelden genele giden metinde ana fikir son cümlededir. Bazen ana fikir metnin tümüne de yayılabilir Tonguç evladım. Buna dikkat edeceğiz. Yani o zaman burada şunu bileceğiz. Bazen böyle bir şeyler anlatıyor. En sonunda kısaca, özetlemek gerekirse ama oysa diyerek ana düşünceyi verebiliyor. Bazen de ilk cümlede veriyor bize ve veyahut da bazen de metnin tamamına yayabiliyor ana düşünceyi. Şimdi yardımcı düşünce ise ana düşüncenin yardımcılarıydı. Ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale getiren, işlediği konunun sınırını çizen düşünceleri de biz yardımcı düşünce diyoruz. Yani sen şimdi mesela diyelim ki bir kitap okuduğunda bu kitabın içerisinde bir sürü şey var, nedir onun adı? Olaylar var. Onların her biri birer düşünce. Onların hepsinin toplamında sen ana düşünceyi buluyorsun. İşte bir paragrafın da içerisinde birçok cümle olabilir, birçok ifade olabilir ama esas vurgulanmak istenen ifade ana düşünceydi. İşte o vurgulanan diğer ifadelerde yardım düşünce olmuş oluyor. Dolayısıyla mesela bu bir yardımcı düşünce diye düşün Tonguç evladım benim. Bu da bir yardımcı düşünce, bu da bir yardımcı düşünce, bu da bir yardımcı düşünce. Ama ana düşünce kaç taneydi? Bir taneydi. Bir insanın bir tane annesi vardır. Annemiz bir tanedir. Tamam. İşte ana düşünce bir tane oluyor. Bir parçada asıl anlatılmak istenen, esas vurgulanmak istenen bir tane oluyor. Ama yardımcı düşünceler birkaç tane olabiliyor. Dolayısıyla bu parçanın ana düşüncesi nedir diye bir soru sorulabiliyor. Ama bu parçanın yardımcı düşüncesi nedir diye bir soru sorulamıyor. Onun yerine hangisi bu parçanın yardımcı düşüncesi değildir? Yani hangisi çıkarılamaz? Hangisi söylenemez, hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur gibi ifadeler soruluyor. Hatta bak şöyle bir boş sayfada bir daha bunu anlatayım sana Tonguç evladım benim. Şöyle. Şimdi bu bir yardımcı düşünce diyelim ki bir metinde. Bu da bir yardımcı düşünce, bu da bir yardımcı düşünce. Bütün bunları anlattı ve bunların hepsinin toplamında bize ana düşünceyi verdi. Ana düşünce bir tane. Burada yardımcı düşünce sorusunu sorarken bu parçanın yardımcı düşüncesi nedir diye sormuyor. Niye? Bu parçanın turuncu da yardımcı düşüncesi, pembe de, yeşil de, kahverengi de. Onun yerine diyor ki bu parçanın hangisi çıkarılamaz diyor. Bu mavi çıkarılamaz. Çünkü bu parça kahverengi var, yeşil var, pembe var, turuncu var ama mavi yok. Bu parça hangisine denilmemiş? Maviye denilmemiş. Bu parçadan hangisine ulaşılamaz? Maviye ulaşılamaz demen gerekiyor. Demek ki ana düşünce bir tane, hepsinin toplamının özeti. Yardım düşünce ise birkaç tane ve genellikle hangisi yoktur, hangisi söylenemez şeklindeki sorularla soruluyor. Bak yardım düşünce sorularına bakalım. Metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur, hangisine ulaşılamaz, hangisi söylenemez diyorsa bize yardım düşünceyi soruyor. Zaten biz yardım düşünceyi de sorsa, ana düşünceyi de sorsa çok rahat bir şekilde, dikkatli bir şekilde baktığımızda ve az önce söylediğim gibi bol soru çözüp kitap okuduğumuzda bu soruları rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada öncelikle bu tarz sorularda senin önüne şöyle bir soru geldi. Paragraf sorusu olarak düşünelim mesela. Şöyle bir metin var. Böyle anlattı. Sonra da paragraf sorusunu sordu. Bu parçanın hangisi çıkarılamaz dedi. Veya bu parçanın ana düşüncesi nedir dedi. Seçenekler de var. A, B, C, D şeklinde. Sen şimdi öncelikle ne yapman lazım Tonguç evladım benim? Soru kökünü okumalıyım. Harikasın. Öncelikle soru kökünü okuyacaksın. Bak. Önce soru kökünü okuyoruz. Niye? Bak burada da söylemişiz. Önce soru kökünü oku. Olumsuz ifadelere dikkat et. Yani önce bunu okuyoruz. Sonra iki metne geçiyoruz. Önce metni okuyup sonra soruyu okursan ne olur? Bir kere yorulursun yani. Bir daha tekrar dönmek zorunda kalırsın. Aa, soruda meğer bunu soruyormuş dersin. Dolayısıyla paragraf sorularını önce soru kökünü okuyoruz. Sonra metne geçiyoruz. Ardından metne geçtikten sonra eğer ana düşünce sorusuysa az önce söylediğimiz gibi ama, oysa, fakat, çünkü, kısaca, özetlemek gerekirse gibi ifadeleri yakalıyoruz. Ama yardım düşünce sorusuysa yani hangisi yoktur, hangisi söylenemez diyorsa burada şöyle bir şey yapabilirsin Onguç'um. Bu metnin içerisinde bir cümle okudun ya, şöyle okudun mesela mavi okudun. Aşağıda maviden bahsettiyse ha, bu varmış der geçersin. Sonra diyelim ki mesela işte yeşilden bahsetti. Böyle bahsetti. Aa bak yeşil de varmış der, bununla geçersin. Sonra işte diyelim ki pembeye geçti. Pembeden bahsetti. Pembe de var. Pembe de geçersin. Sonra geldin baktın ki işte şey var. Nedir onun adı? Nasıl olsun mesela, hangi renk olsun? Kahverengi. Şimdi burada kahverengi rengi görebiliyor musun Onguç evladım? Hayır hocam, göremiyorum. O zaman burada böyle kahverengiyi böyle kullanıyor. Sen bakıyorsun ki burada kahverengi yok. O zaman kahverengi yoksa cevap A'dır diyorsun. Bundan bahsedilmemiş diyorsun. Yani esasında dikkatli bir şekilde kontrol etmen gerekiyor. Mavi var, burada bahsedilmiş. Pembe, burada bahsedilmiş. Yeşil, burada bahsedilmiş diye hangisi söylenemez, hangisi çıkarılamaz, hangisi yoktur, hangisine ulaşılamaz gibi soruları yapabiliyorsun. Genellikle şuna dikkat et. A seçeneği ilk cümleden, B seçeneği son cümleden olabiliyor, atlayabiliyor ve doğru cevabı bulup işaretlemen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Gelelim konuya. Konu çok basit. Yazarın parçalar üzerinde durduğu kavram veya durumlara biz konu diyoruz. Burada konuyu bulurken Tonguç evladım benim, anahtar kelimelere dikkat etmen gerekiyor. Yani anahtar kelimelerden kastımız ne? Mesela ben bu derste en çok hangi kelimeyi kullanıyorum? Paragraf ve parça kelimelerini kullanıyorsunuz hocam. Paragraf, parça kelimelerini kullanıyorum. O zaman bu dersimizin konusu paragraf. Bu kadar basit. Çünkü hep paragraf, parça kelimelerini kullanıyoruz. O zaman sen de anahtar kelimeleri, yani sürekli kullandığımız kelimeleri bir metnin içerisinde gördüğün zaman diyebilirsin ki bu metnin konusu budur diyebilirsin. Burada bahsedilen budur diyebilirsin. Biz bu derste bundan bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Paragraf ve parça. Paragraftan bahsediyoruz. Parça anlamdan bahsediyoruz. O zaman bu metnin konusu, bu paragrafın, bu dersin konusu budur diyebiliriz. Gelelim başlığa. Yazının başına konulan, metni kısaca tanıtan ifadeleri de biz başlık diyoruz. Burada yine anahtar kelimeleri bulacağız. Yani başlık yine eserin konusuyla bağlantılı olmalı. Mesela bizim dersimizin başlığı neydi evladım? Parçada anlam, anlatım, yapı hocam. Harikasın bak. Parçada anlam, anlatım, yapıydı. Niye böyle bir başlık koyduk? Çünkü en fazla bu kelimeler geçtiği için. Dolayısıyla en fazla geçen kelimeler, en fazla anlatmak istenenler başlık olabilir. Bazen ilgi çekici olsun diye değişik bir şey de koyabilirler. Ama genellikle başlıklar bu şekildedir. Tonguç evladım benim. Anahtar kelimeye baktığımızda konuyu, ana fikri veren ipucu kelimelere biz anahtar kelimeler diyoruz. Zaten anahtar kelimelerde yine en çok geçen kelimeler diyebiliriz. Burada da yine sıkça tekrarlanan kelimeleri belirleyeceksin ve belirlenen kelimelerin metnin konusunu ifade edip etmediğini anlaman gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim parça anlatıma. Parça anlatım en kolay kısmı. Niye? Burada sana diyorlar ki hangisi ağır basmaktadır? Bu parçanın anlatımında hangisi kullanılmıştır? Hangisi ağır basmaktadır diyorsa sen diyorsun ki burada parçada anlatım var. Ağır basmaktadır diyorsun. Mesela eğer bir şey gözümüzde canlandırılıyorsa, bir şey gözümüzde tasvir ediliyorsa bu betimlemedir. Mesela diyelim ki bana kardeşini betimler misin Tonguç evladım benim? Sarı saçlı mavi gözlü. Çok güzel bak, sen kardeşini bize betimledin. Bizim zihnimize kardeşin canlandı. İşte sarı saçlıymış, ne bileyim mavi gözlüymüş veyahut da işte tombişmiş falan filan. Neyse bak, kardeşini bizim gözümüze canlandırdın. Bizim gözümüzde bir şekilde onu ne yapmış oldun? Betimlemiş oldun. Açıklama ise Tonguç evladım benim bilgi verme, öğretme. Böyle ders kitaplarında, ansiklopedilerdeki gibi ders veren metinler açıklama tarzı metinler olmuş oluyor. Yani mesela diyelim ki Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara Türkiye'nin en büyük ikinciliğidir. Ankara'da aynı zamanda birçok devlet kuruluşu yer almaktadır. Dediğin zaman bu Ankara hakkında bir bilgi vermiş oluyorsun. Açıklayıcı bir metin sunmuş oluyorsun. Öyküleme ise oluş sırasına göre olayları anlatma. Böyle masallarda, öykülerde, romanlarda hep öyküleme tekniği kullanılıyor. Tartışma ise fikirlerimizi sunuyoruz. Yani nokta nokta diyorlar, ben buna katılmıyorum. Bak tartışmalar şöyle başlar. Nokta nokta diye düşünüyorlar. Nokta nokta söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bence bu böyle olmamalı şeklinde cümlelerle başlıyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Tartışma deyince aklına böyle kavga, dövüş gelmeyecek. Yani sohbet etmek diyebiliriz. Şöyle yazalım. Sohbet etme diyebiliriz Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman Burayı çok net bir şekilde esasında kısaca özetleyebiliriz. Sen bir paragraf okudun. Eğer içerisinde bizim bilgi veriyorsa, bize bilgi veriyorsa, bilgimiz arttıysa ne diyeceğiz Songuç evladım benim? Açıklama diyeceğiz. Harikasın. Ya. Açıklama. Yani ders kitaplarındaki, ansiklopedilerdeki gibi bize bilgi veriyorsa açıklama. Peki eğer bizimle sohbet ediyorsa ne diyeceğiz Songuç evladım benim? Tartışma diyeceğiz. Harikasın. O zaman da tartışma diyoruz. Peki bizim gözümüzde bir şeyler canlandırılıyorsa ne diyeceğiz? Betimleme diyeceğiz. Harikasın. Betimleme. Gözümüzde canlanma varsa, gözümüzde bir şeyler canlandıysa, gözümüzde canlanma varsa betimleme diyeceğiz. Eğer bize bir olay anlatıyorsa da buna ne diyeceğiz? Tabii ki de öyküleme diyeceğiz. O zaman bir olay varsa o zaman da öyküleme diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Şimdi burası anlatım biçimleriyle alakalı. Burada hangisi ağır basmaktadır diyoruz. Bir de düşünce geliştirme yolları var. Düşünce geliştirme yollarında ise hangisi ağır basmaktadır denmiyor da hangisinden yararlanılmıştır diyor. Bunun sorusu şöyle oluyor. Hangisinden faydalanılmıştır? Hangisinden yararlanılmıştır diyor. Yararlanılmıştır diyorsa işte bu düşünce geliştirme yolu oluyor. Mesela eğer bu nedir sorusuna cevap veriyorsa bu tanımlama oluyor. İşte şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği edebi türdür dediğin zaman bu bir şiirin tanımı olmuş oluyor. Örnekleme ise konu hakkında misal verme, örnek verme oluyor. Örneğin misal diyorsun, örnekler veriyorsun. Benzetme bir durumu veya varlığı daha güçlü bir duruma veya varlığa benzetmek anlamına geliyor. Mesela bana bir benzetme cümlesi söyleyebilir misin Tonguç evladım benim? Aslan gibi adam. Harikasın. Aslan gibi adam dediğimizde ya da... İnci gibi diş. Çok güzel. İnci gibi dişler. Çok güzel örnekler bak. İnci gibi diş, aslan gibi adam. Adamı aslana benzetiyoruz. Veyahut da dişleri inciye benzetiyoruz benzetme açısından. Bunların her biri benzetme oluyor. Karşılaştırma ise en az iki varlığı kıyaslamak oluyor. Burada daha, en, kadar gibi sözcüklerini kullanarak biz karşılaştırıyoruz. Bu böyledir, şu ise şöyledir. Bu daha böyledir. En böyle şudur gibi diyebiliyoruz. Mesela bana bir karşılaştırma cümlesi yap Tonguç evladım. Sınıfın en çalışkanı benim. Çok güzel. Sınıfın en çalışkanı benim mi dedin bak. Sınıfın en çalışkanı benim derken arkadaşlarınla kendini kıyaslamış oldun. İnşallah doğrudur. Ünlü birinin sözüne yer vermekte, onun sözünü tırnak içine alıp aktarmakta bize alıntılama, tanık gösterme olmuş oluyor. Sayısal verilerde de Tonguç evladım benim işte istatistiksel veriler veyahut da işte sayı kullanma, oran kullanma, oran, miktar kullandığımız zaman bunların her biri Tonguç evladım benim sayısal verilerden yararlanma olmuş oluyor. Şimdi gelelim dil ve anlatım ile ilgili kavramlara. Şimdi burası da kolay. Eğer bak burası en fazla çıkanları buraya yazdık. Eğer bir parçada farklı olmaktan, başkasına benzememekten yani orijinal olmaktan, tek düze basma kalıp sıradan olmamaktan bahsediyorsa, hiç kimseye benzemiyor, kendine has diyorsa, orijinal, kendine has diyorsa bu sanatçı özgün bir sanatçıdır Tonguç evladım benim. Eğer geçmişte ortaya konan ürün gelecekte de ilgi görüyorsa yani klasikleşmişse, unutulmayan, zamanın sınavını kazanabilmiş, zamana karşı koyabilen, zamanla değerini yitirmeyen bir eserse o kalıcı olmuş oluyor. Özlülük ise az sözle çok şey anlatma. Yani lafı uzatmadan kısaca anlatmak gerçekten çok zor. İşte özlülük bu oluyor. Tutarlılık anlatımda çelişkiye düşmemek. Yani bir öyle değil bir böyle dememek. Doğallık yapmacıksız günlük yaşantıda olduğu gibi bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde söylemek. Bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde dile getirmek doğallık oluyor Tonguç evladım benim. Ulusallık sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşıması. Mesela bizim ulusal yemeğimiz nedir Tonguç evladım benim? Tavuk döner hocam. Tavuk döner. Tavuk döner değil evladım yani döner güzel et seviyoruz da. Yani tabii bizim ulusal birçok yemeğimiz var. Yöresel olarak farklı işte kebaplarımız var, lahmacunlarımız var farklı ama... Tavuk döner ayran. Ulusal içeceğimiz ayran diyelim o zaman. Tamam. Bizim yerli içeceğimiz ayran. Bizim milli içeceğimiz. Çünkü yoğurdu biz bulmuşuz. Onu da suyla karıştırıyoruz. Türklere özgü bir içecek. Ayran bizim içeceğimiz. Tamam. İşte ama diyelim ki su evrensel tüm insanlara hitap ediyor. Yani anne sevgisi, kardeş sevgisi, yalnızlık, aşk, ayrılık, mutluluk, başarı bunlar evrensel konular. Ama bazıları ulusal konular var. Dolayısıyla lahmacun ulusal mı evrensel mi Tonguç evladım? Ulusal hocam. Harikasın. Lahmacun ulusal. Bize özgü. Ama evrensel olduğu zaman mesela diyelim ki tüm dünya biliyorsa o zaman evrensel bir kavram olur. Anne sevgisi evrensel bir şey. Çünkü herkes annesini seviyor. Akıcılık yazının kolay okunması, takılma yaşanmaması. Bak ben mesela Şu anda takıldım. Yazının kolay okuması, takılma yaşanmaması akıcılık oluyor. Açıklık, tek bir anlam kolayca anlaşılma oluyor. Yani her okuyan aynı anlamı çıkarabilmesi. Bir de kapalılık var. Kapalılık da burada çıkabilir sınavda. Bu önemli. Şöyle bir şey olmuş herhalde benim. Her okuyanın farklı anlam çıkarması bak. Her okuyanın farklı anlam çıkarması burada kapalılık oluyor. Farklı anlam çıkarmasına biz kapalılık diyoruz. Sonuç elde etmeyelim. Evrensellik, tüm insanlara hitap etme. Az önce söylediğimiz gibi. Gerçeklikte hayale yer vermeme, gerçeğe bağlı kalma anlamına geliyor. Şimdi bir de hikayenin unsurları var. Buradan da sorular gelebiliyor. Hikayede kişilerin baştan geçen olay örgüsü, bir hikayenin olay kısmını oluşuyor. Olay örgüsü. Zaman, olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süreye biz zaman diyoruz sonuç elde. Yer ise olayın geçtiği mekan veya mekanlara biz yer diyoruz. Mekanlar, olayın olduğu yerler. Kişilerde hikayede anlatılan olayları yaşayan kahramanlara biz kişiler diyoruz. Bize bir hikayeden bir bölüm verir. Burada kişiler var mı der, yerden bahsedil mi der, zaman belirgin mi der, olay var mı der, bunları söylemesi gerekir ve sen de buradan bulman gerekiyor Tonguç evladım benim. Bunlarla alakalı zaten 7'den 8'e kitabımızda da birçok soru örneği var. Oradan da sorular çözeceksin ki daha iyi anlayasın. Diğer türlü olmaz. Mesela bak burada işte öyküleyici anlatım demiş, özellik demiş, karşılaştırma demiş, parça anlatımla alakalı sorular var. Aynı zamanda şuradan başka bir şey gösterelim. Burada parça yapı şimdi birazdan öğreneceğiz. Paragrafta anlamla alakalı bak gördüğün gibi asıl anlatılmak istenen nedir? Asıl anlatılmak istenen nedir dediği zaman neyi soruyordu bize Tonguç evladım benim? Ana düşünceyi soruyordu hocam. Harikasın. Ana düşünceyi soruyordu. Ana düşünceyi bulacağız. Bak burada kişi, zaman, mekan, anlatıcıyı işte demiş. Bunları güzel güzel yapacağız ve karakut okutaraktan soruların çözümünü de izleyeceğiz Tonguç evladım benim. Şimdi artık son kısmımıza geldik dersimizle alakalı. Parçada yapı, yani parçanın İşte akışı bozmaktadır veyahut da hangisi bir parçanın ikinci cümlesi olabilir, birinci cümlesi olabilir gibi soruları çözeceğiz. Burada bize dedi ki mesela bir metin oluşur dedi. İşte bir tane şöyle bir cümle verdi. Bak şöyle 1 verdi, 2 verdi, 3 verdi ve 4 verdi. Burada cümleler var. Bu cümleleri sırala dedi. Bunlarla metin oluşur dedi. Şimdi sen diyelim ki başa 3'ü koyacaksın. Sonra ardından 2 gelecek. Sonra belki 4 gelecek. Sonra 1 gelecek. Sen bu sıralamayı nasıl yapman lazım? Öncelikle neyi bulman lazım? İlk giriş cümlesini bulmalıyız hocam. Harikasın. Öncelikle ilk cümleyi bulman lazım. Dolayısıyla metnin giriş cümlesini önce belirlemen gerekiyor. Yani ilk cümleyi bulman gerekiyor. Ve ilk cümleyi bulman gerekiyor. İlk cümlenin içerisinde bu yüzden, bundan dolayı, çünkü, ama gibi bir ifade olabilir mi? Hayır hocam. Olamaz. Dolayısıyla ilk cümlede Tonguç evladım benim senin söylediğin gibi bu yüzden kullanılmaz. Çünkü kullanılmaz. Bunlar diye bir şey kullanılmaz. Veyahut da dolayısıyla diye bir şey ve benzeri, buna benzer ifadeler ilk cümlede bu kullanılmaz. Böyle bir şey gördüğün zaman diyeceksin ki ya bu ilk cümle olamaz ki. Mesela şurada bu yazıyor. Burada çünkü yazıyor. Burada işte bu yüzden yazıyor. Bunların hiçbiri ilk cümle olamaz. O zaman bu parçanın ilk cümlesi 3 dersin mesela. Çünkü 3 ile başlamış. Sonra bu yüzden veya bu veya çünkü demiş demen gerekir. Burada tabii ki eğer hikaye varsa oluş sırasına da dikkat etmen gerekiyor. İşte önce diyorsa veyahut da sonra diyorsa, daha sonra diyorsa, işte en sonunda diyorsa bunları da bir şekilde metni sıralarken kullanman gerekebilir Tonguç Eral benim. Her cümlenin kendinden önceki cümle ile anlam ilişkisini de sağlaman gerekir. Yani çünkü diyorsa demek ki bir şey demiş, ondan onun nedenini açıklıyor demen gerekir. Metin tamamlama sorularında da o zaman şurada şunu net bir şekilde anlamış olduk değil mi Tonguç Eradmin? Şuradan bir sayfa almak istiyorum. Hemen alalım. Şimdi sana diyelim ki bir metin verdi. 1 numaralanmış. 2, 3, 4, 5 dedi. Sana bunları sırala dediği zaman sen ilk başta ne yapman gerekiyormuş? Harikasın. İlk giriş cümlesi bulacağız. İlk giriş cümlesi bulacağız. Giriş cümlesi bulabilmemiz için ilk giriş cümlesini bul diyorum. Giriş cümlesini bulabilmemiz için giriş cümlesinde yepyeni bir başlangıç olması lazım. Yepyeni bir başlangıç. Bundan dolayı diye başlar mı Tonguç evladım benim? Hayır hocam, başlamaz. Başlamaz. Harikasın. Peki bu yüzden diye başlar mı? Başlamaz. Bunun gibi diye başlar mı? Başlamaz. Çünkü diye başlar mı? Başlamaz. O zaman şimdi İstanbul diye başlar mı? Başlayabilir. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir der. Ama bundan dolayı İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Bundan dolayı işte orada konut sıkıntısı yaşanmaktadır falan. Böyle bir başlangıç yapabilir. Yani İstanbul diye başlayabilirsin ama bundan dolayı, bunun gibi, çünkü, bu yüzden diye başlayamazsın. İşte burada ilk cümle 2 olacağını bilmen gerekir. Yani İstanbul'u örnek verdim ben ama şu bu ifadesini gördüğünüz zaman dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedim sana Tonguç Evladım benim. Metin tamamlama sorularında ise metni anlam bakımından en iyi tamamlayan seçeneği belirlemen lazım. Mesela oysa, ancak, ama ve benzeri karşıt ifade bildiren, karşıt düşünce bildiren ifadeler varsa cevap metinde savunulan düşüncenin aksidir. Yani metnin sonundaki cümleler genellikle anlatanları özetler. Buna dikkat etmen gerekiyor. Mesela şöyle bir şey söyledi. Ardından ama dediyse sen burada düşüncenin yönünü değiştirmen gerekiyor. Yani olumlu bir şey söylediyse olumsuza, olumsuz bir şey söylediyse olumluya geçmen gerektiğini unutmaman gerekiyor. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Tonguç çok akıllıdır ama dikkatlidir. Böyle bir cümle olur mu? Hayır hocam, olmaz. Olmaz tabii ki. Yani Tonguç çok akıllıdır ama dikkatsizdir demek lazım. Ya da Tonguç çok dikkatsizdir ama gayretlidir gibi bir şey söylemek lazım ki arttan eksiğe, eksen artıya geçelim. Ama, ancak, fakat gibi ifadelerden sonra cümlenin yönü değişmesi gerekir. Metnin ikiye bölünmesine de metnin tabii ki konusunu belirlemen gerekiyor. Cümle cümle inceleyip ne yapman lazım? Konunun değiştiği cümleden metni ikiye bölmen gerekiyor. Esasında burada da yine önce giriş cümlesi bulman lazım. Giriş cümlesi bulman gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hemen burada göstereyim. Şimdi diyelim ki bir metin var. 1, işte şurası 2 diye gidiyor. Sonra 3 var. Sonra şöyle 4 var. Böyle gidiyor. Şimdi hatta 5'i de koyalım ki daha net anlaşılsın. Dedi ki bu metin ikiye bölünmek isterse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Yani 1'le mi başlar, 2'le mi başlar? 1'le başlayamaz zaten. 1'i geç. O ikinci paragrafın giriş cümlesi 1 olamaz ki zaten, o daha paragrafın kendisi. 2'le mi başlar, 3'le mi başlar, 4'le mi başlar, 5'le mi başlar dedi. Şimdi 1'le başlayamayacağı kesin. Sen şuna bakacaksın. Diyeceksin ki bak, soruyu yazıyorum. Bu metin 2 paragrafa bölünmek isterse 2 paragrafa bölünmek istenirse, bak bu taktik çok önemli Tonguç'um, dikkat edin ne? Bölünmek istenirse hangisi ikinci paragrafın ilk cümlesi olur? İkinci paragrafın ilk cümlesi olur. Yani veyahut da hangisiyle başlar der. İşte burada şuna dikkat edeceksin. Diyeceksin ki 1'le başlayamaz zaten. Bir kere ya 2'den ikinci paragraf başlayacak, ya 3'ten, ya 4'ten, ya 5'ten. Şunu diyeceksin. Eğer burada bu durum diyorsa böyle bir ilk paragraf olamaz ki. Bu buna bağlantı. Bu yüzden diyorsa böyle bir ilk paragraf olamaz ki. Bunun diyorsa böyle bir ilk paragraf olamaz ki. O zaman cevap 4 diyeceksin. Niye? Çünkü 3 bu yüzden dediği için 2'ye bağlanmış. 2 bu durum dediği için buna bağlanmış. Bu 5 de buna bağlanmış 4 ama 4 yepyeni bir başlangıç yapıyor. O zaman bu bir metnin ikinci paragrafı olabilir. Daha doğrusu bu metni ikiye böldüğümüzde ikinci paragrafın ilk cümlesi olabilir diyebilirsin Tonguç Evladım benim. Akışı bozan cümlede de metnin konusunu belirle. Konu bütünlüğüne uymayan cümlenin akışı bozacağını bilmen lazım. Yani sana şöyle anlatır, bıdı 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 ikinci cümle der, üçüncü cümle der, işte dördüncü cümle der, beşinci cümle der. Hangisi akışı bozuyor der. Burada akışı bozan cümleler yine genellikle giriş cümlesi oluyor. Bak burada da giriş cümlesi bulman lazım. Giriş cümlesi bulman lazım. Niye giriş cümlesi bulman lazım? Çünkü şundan dolayı. Mesela bu diyorsa 2-1'le bağlantılıdır. Bu yüzden diyorsa Tonguç Evladım benim 3'te 2 ile bağlantılıdır. 5'te de mesela diyelim ki çünkü diyordur. Çünkü diyorsa o da 5'te 4'e bağlantılıdır. Bir şey anlatıyor. Ama 4 akışı bozuyordur. Veyahut da çünkü deyip işte ne bileyim 3'e bağlantılı. Dolayısıyla sen giriş cümlesi bulduğun zaman hiçbir cümleyle bağlantısı olmayan, akışı bozan, alakasız bir şey bulmuş olabilirsin. Ve bazen ilk cümlede de akışı bozabilir. Buna dikkat et. Buna benzer hiç alakasız bir cümle verebilir. Cümlelerin yerini değiştirmede de anlam bakımından birbirini tamamlayan cümleleri arka arkaya getirmen gerekiyor. Ama burada tabii ki ne yapman lazım? Yine önce giriş cümlesi bulman gerekiyor. Yani sonuç olarak parçalı yapı konusunda önce giriş cümlesi bulman lazım. Yani ilk cümleyi bulman lazım. İlk cümlenin içerisinde de bu yüzden, bundan dolayı olmayacağını bilip buna göre sıraya dizmen gerekiyor Tonguç Evladım benim. Şimdi seninle birlikte 7'den 8 hazırlık kampımızda en çok sorunun geldi. Yani 20 sorunun geçen sene 14 tanesi buradan geldi. 14-15 tanesi buradan geldi. Bir önceki sene 12 tanesi buradan geldi. Bir önceki sene 11 tanesi buradan geldi. Her sene bu konunun önemi artıyor. Dolayısıyla 7'den 8 hazırlık kampımızda senin yapman gereken ödevleri hemen veriyorum. Şimdi bak ne diyor? Türkçe test 6, test 11 arasını çöz diyor. Test 6'dan başlayacağız. Bak burada çok güzel bir şekilde. Ardından bunları çözeceğiz. Güzel güzel 11. teste kadar. Buradaki soruların hepsi tam LGS tarzı sorular. Bu soruları çözdükçe zaten konuları pekiştirmiş olacaksın. 11'e kadar çözüyorsun. Takıldığın sorular olursa da kare koddan okutup soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsun. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Bu konu en önemli konu Tonguç Evladım. Bu konuyla alakalı zaten birçok paragrafon kitabımızdan, başka kitaplardan, hikaye kitaplarından kitap okuyarak bu konuyu çok güzel öğreneceğiz. Hiçbir soruyu ne yapacağız inşallah Tonguç Evladım? Kaçırmayacağız hocam. Kaçırmayacağız, harikasın, hadi bakalım.